Yasal uyarı. Bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. YouTube Traderman X kanalımızda kullanılan kaynaklardaki herhangi bir hata ve eksiklikten dolayı sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve veya dolaylı zararlardan YouTube Traderman X kanalımız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Kuar Granit'le hızlı bir girişgah yapıyoruz. Katla dahil olan arkadaşlarımızın sormuş olduğu hisseler var, kriptolar var. Şimdi bunları sizlerle beraber yatırım tavsiyesi olmadan hep beraber matematiksel döngüleri, teknik döngüleri sizlerle beraber paylaşalım. Kuar Granite. Kuar Granit'te görüldüğü üzere alçalan bir üçgen formasyonu var İdi. Arkadaşlar sürekli her videomuzda sizlere yeni bir şeyler anlatmaya veyahut da daha önce anlatmış olduklarımızı tekrar etmeye çalışıyorum ki hafızalarımıza kazınsın. Arkadaşlar alçalan üçgen formasyonu. Bakınız alçalan üçgen formasyonu. Dipler sabit. Bakınız dipler sabit. Tepeler daha aşağıda olmak kaydıyla gerçekleşen bir formasyondur. Alçalan üçgen formasyonu ve genellikle şunu söylerler. Yukarı kırılır, alım fırsatıdır. Yükselen üçgen formasyonu arkadaşlar şöyle tepeler sabit, dipler daha yukarıda. Yükselen üçgen formasyonu aşağı kırılır, satıştır gibi e, ee, yani net söylemler bazen çıkabiliyor bazı arkadaşlar tarafından. Arkadaşlar bırakın nereye kırılırsa siz ona göre yol alın. Yani genelde şuraya kırılır. Şöyle olması bekleniyor. Olmayabiliyor. Bazen yükselen takoz formasyonunda arkadaşlar ne oluyor? Beklentimiz nedir? Yükselen takoz formasyonun aşağı doğru kırılmasıdır bir bakıyorsun direnç çizgisini aşıyor. Sert hareketlere sahne oluyor. Ha ilerleyen zaman diliminde buradan yine aşağı doğru sert çakılmalar olabilir ama bu yukarıya kırıldıktan sonra şu aradaki mesafe kadar yukarıya gidebiliyor. Onun için kesinlikle bu hataya düşmeyin. İşte alçalan üçgen şuraya kesinlikle kırılır. Yükselen üçgen şuraya kesinlikle kırılır. Gibi duygularla hareket etmeyelim. Şimdi bizim daha önceki döngümüzde ne dedik arkadaşlar? 13-25 aşılmalı ki dedik yukarı yönlü hareket gelsin buradan. Maalesef aşılmadı. Aşağı doğru kırıldı. Yani burada biz şunu da söyledik sizlere. Kırılım nereye gelirse hareket oraya. Kırılım aşağı doğru geldi. Bakın şuradaki derinlik kadar potansiyelimiz var mıdır? Vardır. Ha, He, biz her zaman şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bakınız. Böyle bir oluşumda bakınız böyle bir oluşumda bakınız 1 2 ve şu bölgeyi alın 3. Bakınız. bir üçgen formasyonu al, e, veyahut da takos formasyonu veyahut da sim formasyonu veyahut da e, çanak fincan kulp fincan kulp formasyonu. Şimdi buradaki derinliklerin sırasıyla alınması gerekir arkadaşlar. Yani derinlik hedeflerinin sırasıyla alınması lazım. E, ilk i̇lk teknik hedefimiz nedir bizim? Şu birinci derinlik kadar bakınız aşağı doğru düşmesidir ki bu gerçekleştikten sonra bir hareket potansiyeli olabilir. Her zaman bu şekilde bakın. Ve teknik bize şunu söylüyor. Kırıldıktan sonra senin bakın şu bölgeye kadar ilk teknik hedefin aşağı yönlü 10.65. Bakınız tepki gelebilir buradan. Bakınız yukarı doğru bir tepki gelebilir. Bu birinci teknik hedef. İkinci teknik hedef pardon. Ortadaki bakınız dip tepe derinliği kadar bir kısmı alırız. Klonladığımız zaman buraya nereye gelecek? Bu da arkadaşlar yine kırılım sonrası ikinci teknik bölge. Hemen şöyle işaretleyelim. Bakınız 1, iki Burası zaten önce çizdik. Üçüncü bölge şu bölge. Şimdi buraya üç tane rakam yazacağız arkadaşlar. 10, 65. Tepki bölgesi olabilir. Olmadı. Aşağı doğru kırılmaya devam ediyoruz. 978. 904. Zaten 904 de buradaki formasyonun teknik hedefi bu ilk başladığı bölgenin derinliği kadar hedefidir. Bakalım bu noktalarda neler yaşayacağız? Bir dönüş gelecek mi? Hep beraber takip ediyoruz. 60 dakikalık grafiğe bakar isek bir dönüşümün olup olmayacağını en azından şöyle bir uyumsuzluk var mı yok mu bakarak, bakarak Kestirmeye çalışalım. Şimdi ipler daha aşağıda geliyoruz Alesa'ya. Burada bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Yani bir uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk var. Hacimde bir artış yok, sığ gidiyor. Ya yani burada bir uyumsuzluk tan kaynaklı yukarı yönlü bir hareket olabilir. Yani şöyle çizelim. Evet, şöyle bir oluşum içerisinde kırılım takip edilebilir arkadaşlar. Bu da kırılım demek ortalama. 10.80 gibi, 10.90 gibi bu rakamların üzerinde yukarı yönlü bir hareket oluşabilir. Yani küçük bir kırılım büyük bir kıvılcıma dönüşebilir burada. Yani buralardan gelebilecek bir kıv kıvılcım hareket 11.97. Aşağı kırdık mı e, burada da sırasıyla aşağıdaki rakamları ne yapacağız görebiliriz arkadaşlar. Buna göre takibimizi sağlayalım. Günlük grafiği aldık. Kuvar granitteki görüntü bu şekilde. Şimdi geçelim. Hedef girişim sorulmuş. Hemen hedefe bakalım. Hedefte şu bölgede kırılım geldi arkadaşlar değil mi? Yukarı doğru gittik. 314 bandıydı zaten şurada çizmişiz. Bir direnç. Geri çekiliyoruz. 289 bir direnç. Tekrar geriye. Ya bu şekilde bir yolculuğumuz var. Ya burada 206 arkadaşlar altında bir kapanış gelmediği müddetçe diye daha önce söylemiştik. Hedefte ya bu bölgelerden yukarı bir döngü oluşabilir. Neden 206 demiştik daha önce? Şu bölgedeki alan. Şimdi bu rakam değişti. Kaç olur? 240'lar arkadaşlar ortalama bakınız. Yani bu alan üzerine ne kadar yatay bir seyir gider ise bu rakam destek rakamımız da o derece büyüyecektir arkadaşlar. Yani burada şu anda 240 bantları ortalama bir destek olarak takip edilebilir. Bir üçlü dip oluşabilir mi burada? O da ihtimaller dahilinde mekli indikatörüne bakıyoruz. Olumlu her an kesişim gelebilir. indikatörlerden bakalım şöyle içim bulutu Evet, henüz bulutun altındayız, içmoku da. Evet, Bollinger dipten bir dönüş, güzel. Şimdi 5, 8, 13 döngüsüne bakalım. Şimdi arkadaşlar, 5, 8, 13'ü genelde kısa vadede ben trade anlamında kullanıyorum. Bunu sizlere aktarayım, özellikle kripto paralarda çok güzel, işe yarıyor. Bununla ilgili yine çalışmalar sizlerle beraber yapacağız. 5, 8, 13. Henüz alım üretmiş değil. Yine 20-50'ye bakalım. Yani teknik anlamda hareketli ortalamalar tam anlamıyla bir alım üretmiş değil arkadaşlar. Yani günlük bazda bir alım söz konusu değil. Ama 60 dakikada geldiğimiz zaman grafiği şöyle bir sıfırlayalım. Çok kötü durmuyor 60 dakikalıktan. Neden? Bir düşen kırılımı var. Hareketli ortalamaların sıkışması söz konusu. Şöyle de bir oluşum takip edecek olur isek yani buradan bu hareket yukarıya doğru gidebilir arkadaşlar. Potansiyel var. Teknik potansiyel var. Güzel. Bir günlük grafiği tekrar alalım. Grafiği şöyle bir sıfırlayalım. Bakın şurada zaten kırılım bölgesini görüyoruz. Alçalan bir takozun yukarı doğru kırılması. Bir diğer husus. Birinci de dip, ikinci dip, üçüncü dip. Yani buradan bir üçlü dip oluşumunu gözlemleyebiliriz arkadaşlar ki üçlü dip oluşumunda ilk teknik hedefimiz ne olacak arkadaşlar? Yani şöyle bakalım. Şu kısım bakınız bizim teknik hedefimiz. Yani 293'lere kadar bir potansiyel oluşabilir arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Kırılımın burada aşağı geldiğini varsayarsak ki bu da negatif senaryo onu söyleyelim. Hepsine hazırlıklı olacağız arkadaşlar. Ya yani burada Yukarı kırdık eyvallah uçup gideceğiz üçlü dip gördük o tamam her şey yolunda hayır hayır arkadaşlar farklı aşamalardan farklı kategorilerden ne yapacağız takip edeceğiz tamam eyvallah üçlü dip görüntüsü var ama gel gelelim burada daha farklı bir görüntüde hakim yani bu görüntüye bakar isek işimiz yaş neden yaş bakınız burada yine net bir e, simetrik üçgen formasyonunu görüyoruz. Bu simetrik üçgen formasyonda teknik hedefimiz nedir? Bu dip tepe kadar kırılım aşağı mı geldi? Aşağı doğru gidebiliriz, çakılabiliriz ihtimal dahilinde. Arkadaşlar burada yapacağınız husus nokta ki EMA 50 değerimiz de zaten en tepe noktada görüyorsunuz. Ortalama 2.73 üzerine atmalıyız ki hem burada EMA 50'nin üzerine atmış olacağız. 273 2.74'lerde hem de arkadaşlar ne yapacağız? buradaki alanın içerisine tekrar dahil olup buradan bir fake hareket bakın şöyle bir görüntü ileride oluşabilir. Bu da bir kenarda kalsın. Evet. Güzel. 2.74'ün üzerinde eyvallah. Sıkıntı yok. 2.74 bizim için önemli. Ama sıkıntı nerede başlayabilir? 2.59. 2.60'ların altında da sıkıntı baş gösterebilir. Buraya da dikkat arkadaşlar. Evet. 2.74'ü yukarı koyduk. Aşağıda da 259, 260'lar destekli. Takip ediyoruz. 274 alanın içerisine dahil olabildiğimiz takdirde yukarıya bir potansiyel söz konusu olabilir. Oldukça güzel bir hareket başlangıcı olabilir arkadaşlar. Evet. Hedef girişimde 259 altını mı göreceğiz? 274 üzerini mi hep beraber şahitlik edeceğiz. Bakalım neler yaşanacak. Jantsa bakalım. Yine jants. Son 2 haftadır epey analiz çalışmasını yaptık şanslı arkadaşlar. Evet burada değişen hiçbir şey yok. 51'e 60. Altına düşmediğin müddetçe burada bekleyeceksin. Yani daha önce buradan çıkmadın. Bu destek kırıldığı zaman çıkmadın. 75'lerde satış onay aldın. Çıkmadın. Yani gelip de şimdi bu destek bölgesinden çıkar isen teknik anlamda bu sıkıntı. Bu bölgelerden bir potansiyel oluşabilir. ihtimal dahilinde. Bunu unutmayın. Onun için bu bölgede sadece bekleyin. 51.60'ın üzerinde tutunabilecek miyiz? Tutunamayacak mıyız arkadaşlar? Bizim için esas geçerli olan kural şu anda bu. Evet. Şöyle 60 dakikalık grafiği alalım. Bakalım 60 dakikalıkta nasıl bir oluşum söz konusu. Yani burada iyice hapse olmuş arkadaşlar. 60 dakikalıkta da sıkışma tam gaz. Devam. Şöyle tepeleri alalım ortalama bakın şöyle bir görüntü şimdi burada saatte bakacağımız nokta nedir 5470 altında 51 60 geri çekilme bölgesi dikkat edilecek nokta Evet şimdi görüntüler bunlardan ibaret Arkadaşlar şöyle diğer bir hissemiz Proto Evet Proto'ya bakalım Daha önce çalışmasını yaptığımızda sizlere ne anlattık arkadaşlar? 149.8 altını görmediğiniz müddetçe protoyla dost kalın dedik değil mi? Bakınız neden bunu sizlere aktardık? Çünkü burada net arkadaşlar birinci destek ikinci destek üçüncü destek dönüş geldi mi geldi düşen kırılımı o da geldi. Arkadaşlar 149.8 bu bölgenin altını görmediğiniz müddetçe rahat olun. Düzeltme gelebilir. Normaldir arkadaşlar. Normaldir. Düzeltmelere hazırlıklı olun. Yani şöyle hareketler gelebilir. Burada 149.86 görülmediği müddetçe bizleri karşılayacak ilk önemli bölge neresi olur arkadaşlar? Bakınız test edilmiş. Fitil bırakılmış şu bölge. Test edildi mi edildi? Şimdi buradan geriye çekilsin. Ana destenin üzerinde tutunsun. Tekrar bir hamleyle burayı kırabilecek mi? 180. Kaç bakalım tekrar çizelim. Ortalama rakamlar bunlar. 184. Bu bölgenin üzerine atabilecek miyiz? Daha önce defaatle test edilmiş olan bu bölge bizim için bir alım fırsatı. Kırıldığı zaman yukarı böyle akıp gideceğimiz, uçup gideceğimiz daha doğrusu bir noktaya dönüşür mü? kırılımı takip edeceğiz arkadaşlar burada ve hatta ana desteği çekilip ki daha önce şöyle bir çizim yapmışız şuralardan dönüşünü takip edeceğiz 149.8 150 bu tabi ilerleyen zaman diliminde daha yukarılara destek çizgisi çıkacağı için bu ne olur arkadaşlar 157 olur 158 olur 164 olur bu değişir son haliyle şöyle yakın zaman olduğu için 149 150 bu bandın altını görmediğiniz müddetçe rahat olun arkadaşlar burada da şöyle bir sıkışma durumu yine söz konusu. 165 olası geri çekilmede ideal bir destek bölgesi. Yukarıda da 184 arkadaşlar. Bu 3 rakamı ortalama takip edebilirsiniz Froto'da. Tofaş Maşallah maşallah Tofaş Evet alan her zaman trend dedik değil mi arkadaşlar? Trend 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 çizimleri şöyle bir kaldıralım. Şimdi burada trend nasıl sonuçlandı? Olumlu değil mi? Yukarı doğru kırıldı. Biz de dedik ki bu kırılım gelirse yolculuk devam edebilir. Şöyle bir alan içerisinde sizlere hatırlarsanız TOFAŞ'ı sunmuş idik. Ee, ve buradan arkadaşlar kanal boyu yukarı gitme potansiyeli mevcuttur teknik açıdan. Ve şöyle baktığımız zaman bu uh, hedef bölgeye doğru ne yapıyoruz? Gidiyoruz yaklaştık. Bakalım bu direnç noktasından geriye bir dönüş gelecek mi? Hacim oldukça güçlü güçlenerek gidiyor. İşte uyumsuzluklar birazcık can sıkıcı. Onu söyleyelim arkadaşlar. Bakınız bu önemli. Yani tepeler daha yukarıda. Çok güzel. Eyvallah. Ama Aresay tepeleri daha aşağıda. Buna dikkat ediyoruz. Ya yani buradan bir sıkıntı olabilir. Teknik olarak bu bölge, bakınız ortalama 59 bandı bir geri çekilme bölgesi olabilir. Bakınız yüzde olacak demiyorum, olabilir ihtimal. Ve yine Fibonacci değerimizi atıyoruz. Evet 0, pardon 2618, 55. Arkadaşlar 55 bandı altına bir stop loss koyarak yol alabilirsiniz. 55 değerinin altında birazcık sıkıntı yine oluşabilir buraya dikkat şöyle bir alan içerisinde bakınız yükselen bir kanal trendi içerisinde ne yapıyoruz yolculuk yapıyoruz aşağı kırdı mı işler vahim uyumsuzluk var buna dikkat et evet. geçelim tofaşım şimdi de doğuş Evet yine uyardığımız bir noktadan geri çekilmeyi yaşadık mı arkadaşlar? Daha önce uyardığımız noktayı şöyle tekrar alalım. Çizimleri şöyle bir kaldıralım. Uyardığımız nokta sizleri. Bakın şu kısımda. Dikkat edin buraya dedik. Burası önemli dedik. Ya buradan dönüşü yaptık mı yaptık. Şimdi bu dönüşün devamı gelecek mi? Yoksa burada frenleyecek miyiz? İndikatörlere bakıyoruz. Negatif. Hisseye bakıyoruz. Hemen hissedeki durum önemli. Sınır boyundayız arkadaşlar. Dikkat. Olmak ya da olmamak. işte bütün mesele bu. Bu bölgede dikkat. Tabii kırıldık. Hemen yelkenleri aşağı mı indireceğiz? Hayır. Neden? Çünkü her zaman söylüyoruz. Kırılım bölgesinde dikkat edeceğiniz noktalar vardır. Bu noktayı baz alın. Hemen burası kırıldı. Milimetrik bir şekilde yarın. Diyelim ki 29-30. Hayır arkadaşlar. Aşağıda şöyle birkaç kademe bakın şu bölgeye kadar taşıyabilirsiniz teknik olarak. 28.46. Ha. Ben riski hiç göze almam diyorsanız tabii ki bu sarı çizginin altına sarkar sarkmaz burada e, dileyen stop loss tabii ki koyacak. Bakınız direnç noktası oldukça net. Bakınız. Döndüğü nokta net. Bakınız yukarıdan aşağı döndüğü nokta. Alttan yukarı kırıldığı noktalar net. Şimdi şöyle bir oluşumdan ben bahsedebilirim burada yani şuradaki oluşum bir fincan kulp oluşumudur arkadaşlar. Değil mi? E şimdi buradaki derinlik ilk hedef gerçekleşti. Bakın şu bölge. Burası gerçekleşti. Bakınız teknik olarak. Şimdi gücünü toparlayıp buradan 28 46'lardan dönüşünü yapabilir ise. Bakınız dönüşünü yapabilir ise bir tık daha yukarıda 39 14'ler. Onlar karşımıza çıkacak bilecek önemli hususlar. Ama 28 46'da 45 bu bantların altında dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Evet. Doğuş Otomotiv'deki görüntü bu. Türk Traktör hemen ona da bakalım. Yapalım arkadaşlar. Evet. Hacim güzel yukarıya doğru. Bir kırılım da yine burada söz konusu oldu arkadaşlar. E, bu açıdan da oldukça pozitif bir görüntü hakim. Bakın şöyle bir takoz oluşumu. Alçalan takoz. Yukarı doğru kırıldık. Artık burada yatırımcının takip edeceği nokta. 168.1 Üzerinde bir kapanış görüyor musun? O zaman eyvallah yukarı doğru 168.1'in üzerinde takip edeceğimiz diğer nokta 182 tabi ilerleyen zaman diliminde 200 şimdi bu bölgeler önemli hemen fiyat etiketlerini yapıştıralım 168'in üzerine atmamız halinde 182 182 üzerinde de 200 önemli teknik bölgeler arkadaşlar ha burada 168 aşılmalı arkadaşlar veya da senaryo şuraya da ekleyebilirsiniz 154.8 Altına kadar veya da bu bölgeye kadar diyelim daha doğrusu geri çekilmeler veya da bir diğer nokta 149.4 bunlar da ideal e, destek bölgeler arkadaşlar şu iki bölge yukarıda da sırasıyla takip edeceğimiz noktalar bunlar olacak evet teknik desteklerimiz 154.8 149.4 dirençlerimiz 158.1 182.4 200 gibi ortalama rakamlar arkadaşlar Türk traktörler. Hacimde bir artış var. Ya bu güzel. Umarım 168'ler kırılır. Bu da bizleri yukarı doğru taşır. Uyumsuzluk yine hakeza aynı şekilde arkadaşlar burada bir uyumsuzluğu da görüyoruz. Diplerimiz daha aşağıda ama aynı zaman diliminde bakın diplerimiz daha yukarıda. Burada bir uyumsuzluk var. Burası diyor ki ya sen iniyorsun aşağı ama boşuna bu emekler diyor. Ben seni yukarı kaldırırım. Yani şöyle bir durumda var böyle ikili pardon pozitif uyumsuzluklarda ikinci hareket başlattıktan sonra yukarıya daha sonra tekrar geri çekilme ile bu ikinci dalga bölgesine kadar geri çekilmelerde olasılık dahilinde oluyor. Onun için 154 149 bu bölgelere olası geri çekilmelerde arkadaşlar genelde yukarı doğru hareketi takip edilmeli. Bu bölgelerden gelecek hareketler bizi 168, 182, 200 şeklinde götürebilir arkadaşlar. Evet Otkar. Ot karada bakalım. Evet, ot karda bir topo formasyon oluşumu olabilir mi dedik? Şartımızı koyduk. 350'nin üzerinde kapanış gelecek. Geldi mi? Hayır. Gelmedi. Gelir ise 444. Pardon, 441. Ortalama. Bu formasyonun teknik hedef. 350 aşılamadı. Arkadaşlar 298 300 aşağı yukarı olası geri çekilme bölgeleri bir ihtimal bizim için esas olan 350'nin aşılması olacak arkadaşlar bu bölge açtık mı Eyvallah sıkıntı yok ama aşamaz isek 298 ve daha aşağıları tabi teknik açıdan karşımıza duran önemli ölçütler diyebiliriz şöyle de bir e, bakınız destek noktasını aldığımız zaman net bir görüntü var Burada baktığımız zaman net bir şekilde bu dönüşleri görüyoruz. Üçüncü dönüş, bakalım neler yaşanacak. Şöyle bir e, 20-50'yi yapalım arkadaşlar, bakalım ne durumda. Evet, yukarı potansiyel barındırıyor arkadaşlar. Henüz satış gelmiş değil. 250 hareketli ortalamasını yukarı doğru kesmiş. Bu bandın üzerinde tutunabilir ise 350 üzerinde güzel bir atak güzel bir art, artık şov gelebilir. Evet. Ha burada direkt e, buradaki derinlik değil de sağ kısım aslında alınabilirdi arkadaşlar. Burayı daha önce almamışız. Şurayı alalım ki ilk teknik hedefimiz aslında bu noktada arkadaşlar 350 kırılır ise yukarıda 403. Evet. Bu rakamları sırasıyla kullanarak takip edebiliriz. Ege Endüstri'ye bakalım. Evet 1200 1474 aralığında dedik maalesef 1200'lerin altında seyrediyoruz 1150 bantları Evet yine bir uyumsuzluk var mı yok mu ona bakalım Aslında uyumsuzluk var tekrar şöyle baktığımız zaman şu kısımda bakınız aşağı doğru bir hareket bakınız buradan da yukarı doğru bir hareket uyumsuzluğumuz var e, şimdi tekrar ediyorum hemen uyumsuzluk geldi hop yukarı olmuyor arkadaşlar ne yapıyor burada beyefendi? Şöyle gelip bir geri çekilip daha sonra buradan hareketini başlatabiliyor. Onun için ortalama işte 1070 gibi 1073 gibi bu rakamlara bir stop noktası konularak takip edilebilir. MACD indikatörü güzel. RSI fena değil arkadaşlar. EOS sorulmuş. Şimdi birkaç da kripto paraya bakalım. EOS'taki son durum. Arkadaşlar e, kripto paralarda ben pozitif bir hareket bekliyorum. Özellikle alt koyun, alt koyunlarda da e, yani bunlar önemli olacak gibi. E, sizlerde sizler de Binance borsası referans kimliğimi kullanarak %10 komisyon indirimiyle 7/24 kripto para işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olmayan arkadaşlarımız buradan kayıtlarınızı gerçekleştirsinler. Yine kanalımıza abone değilseniz abone olun. katılada da dahil olun. Buradan istediğiniz hisse, MT, kripto, para, teknik, analiz, çalışması talebinde de bulunabilirsiniz. Herhangi bir videonun altına yorum kısmına yazmanız yeterli. Şimdi EOS'taki görüntü. Arkadaşlar aslında muhteşem bir destek çalışması yaptı. Şöyle bakıyoruz. Birinci destek. ikinci destek. Üçüncü destek. Ve dördüncü destek. Bakın tam nokta dışı alım üretmiş oluyor. Şimdi yine şöyle bir görüntü de burada biz sizlerle paylaşmıştık. 4 saatlik grafik üzerinde belki biraz daha net olur. Burada bir e, alçalan takoz oluşumundan bahsettik arkadaşlar. Bakınız alçalan takozumuz yukarıya doğru kırıldı. Aslında e, daha önceki kırılım noktasına gelip buradan onayını da aldık. Pozitif senaryo pozitif. Şöyle bakıyoruz ortalama 4.35'leri destek alarak kullanabilirsiniz. Yine olasılık dahilinde şu bölge kadar Kırılım sonrası. Teknik beklentimiz. Tabii ki söz konusu. Şöyle yayalım. Bakınız. Ya bu bölge aslında tutuyor arkadaşlar. Yani 6.45'lere kadar EOS'ta potansiyel var. Bakın 6.45'lere kadar potansiyeli var. Daha sonrası tekrar düşünülür. Değerlendirilir. Düşen kırılımı. Alçalan takoz kırılımı. Bunlar güzel. Evet. 4.35'leri şöyle bir stop loss noktası olarak koyun arkadaşlar. Takip edin. Olası geri çekilme mi yaşadık? 3.70'ler. Yukarıda sırasıyla bunları da yazalım. 5.54, 6.50. Sırasıyla bunlar da direnç bölgemiz arkadaşlar. E, olası bir şekilde tabi burada EOS'ta şu noktaya dikkat edin. Şu kısmı solumuz baş, şöyle bir sağ gerçekleşir ise satış sinyalde 4.35'i onun için koyuyoruz buraya. Bu noktayı takip edin arkadaşlar. 4.35'in altına düşmediğimiz müddetçe 5.54, 6.45 teknik hedeflerimiz. Evet. ICP sorulmuş. Hemen ona bakalım. Evet. 4 saatlik grafik. Bir günlük grafik. Arkadaşlar burada da yine bariz bir yükselen takoz ne yapıldı? Aşağı doğru kırıldı. Ee, bu noktada bir miktar daha potansiyeli olabilir ama biz ne yapacağız burada? Bu derinlikten ziyade şu kısımdaki alanı hesaplayacağız. Diyeceğiz ki kapanış Arkadaşlar 40.80'lerin altında gelecek mi? Bunu takip edeceğiz. 40.80'lerin altında gelebilecek bir kapanış. Bakın bu kapanış bizi ne yapar arkadaşlar? Buradaki katlama hedefi kadar geriye çekebilir. Şöyle aldığımız zaman Bakın olasılık dahilinde geleceğimiz nokta. Fiyat etiketini yapıştıralım. 24.60 Yani olası bir ters çanak katlama hedefinde 24.60 Teknik bölgemiz. 40.83 Üzerinde kalıcılık sağladığımız takdirde 57 Ve daha yukarılar daha sonra değerlendirilir arkadaşlar. E, 60 dakikalık grafiğe bakalım. Evet güzel bir 20-50 kesişmesi buradan gerçekleşmiş. İleri geri düzeltmesini yapsın. Umarım buralardan dönüş gelir arkadaşlar. Evet bu potansiyel var mı? Tabii ki var. Daha önceki alana bakın. Buradaki arkadaşlar gel gitler gel gitler. Hareketli ortalamanın 20-50 kesişmesiyle beraber yukarı doğru uçuş. Burada da gel gitler. Baktınız hareketli ortalama da kesişti. Aşağı yukarı burada hareket olur. Tekrar yukarıya doğru taşıyabilirler. Potansiyel var mı? Var. Kısmi bir çekilme olabilir mi? Olabilir. Ama yukarı doğru gitme iştahında kabarık olduğunu yine söyleyebiliriz arkadaşlar. Geçelim. Ethereum. Ethereum mu Bitcoin mi? Arkadaşlar yorum kısmına bekliyorum. Sizce hangisi daha iyi kazandıracak? Ethereum mu Bitcoin mi? Grafiği sıfırlayalım. Evet burada defaatla çizimler yapıldı. Teknik veriler teker teker gidiyoruz. Artık tam direnç noktasına geldik dayandık. Şimdi. Şu kısmı alalım şöyle. Çünkü burada oturtmamız gereken bir husus var, bir nokta var. Bakınız, şöyle aldığımız zaman arkadaşlar, bu iki alan arasında ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Kırılım gerçekleşir ise yukarı doğru bir fırsattır. Unutmamak gerekir. Bu fırsat arkadaşlar güzel getirler, sağlayırlar. Neden? Bir. Kırılım geldikten sonra şu derinlik kadar gitme potansiyelini olacak. Hadi onu geçelim. Biz sadece bu bölgenin teknik hedefini alalım. Kırılım gerçekleştiği takdirde. Bakınız. Teknik hedef arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet. Teknik hedefimiz. Hemen fiyat etiketlerini yapıştıralım. Kırılım geldiği takdirde ortalama 3952'ler kırılır ise yukarıda 5180. Yani güzel getiri. Eğer gerçekleşir ise. Tabi böyle bir oluşumda direkt gitmeyebiliriz. Yani bu senaryoda e, geriye çekilip bakın şuradan dönüp tekrar bu bölgede oyalanma hakkı var mıdır? Ethereum'un vardır. Ha direkt buradan gider isek yukarı doğru şöyle bir fincan kulp oluşumu ve ilk kulp derinliği 5180 tabi fincan derinliğini daha sonra hesaplarız. Şimdilik arkadaşlar e, 3952 3950'lerin üzerinde 5180 hatanı görebiliriz. Bu 3950'ler aşılamaz ise bir geri çekilme arkadaşlar 3200'lere kadar ve akabinden tekrar sıçrama şeklinde tezahür edebilir bu görüntü. İyi takip edin Ethereum'u. Evet 3952 üzeri 5180 XRP Evet XRP. Benim beklentim bundan yüksek arkadaşlar. Bakalım neler olacak. sizlerde de XRP almak için videonun altına açıklama yorum kısmına bıraktık. Binance TR ve Binance Global her iki kısmından da alım satımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. XRP, Ethereum, EOS, ICP, SLP birçok kripto paranın rahatlıkla alım satılabileceği bir ortam. Binance Global ve Binance TR. Buraya kayıtlarınızı olun arkadaşlar. Eğer olmamış iseniz bir hesabınız yok ise yani bu piyasaları hafiften koklamaya başlayın derim. Evet. Bir günlük grafik bir görüntü bu. Burada ne yapılabilir arkadaşlar? Stop loss koyarak burayı dönüş olarak kabul edeceğiz. Yoksa yukarıya gidip tekrar aşağı çakılabilir diyerekten şuradan bir direnç noktası kırılacak mı kırılmayacak mı? bunu takip edebiliriz arkadaşlar yani bu sıkışma bakalım sağ sola ivmelensin nereye gidecek arkadaşlar evet indikatörler fena değil hacim eksik bakalım bu sıkışmanın sonu nereye varır evet çok fiyat etiketi yapıştırmak istemiyorum çünkü arada gel git yapacak yani XRP'yi aslında neredeyse şöyle gün aşırı yapmak gerekir diye düşünüyorum 60 dakikalık grafik grafiğimizi sıfırlayalım Evet, görüntü bu. 60 dakikalık grafikteki tablo. İndikatörler pek hoş durmuyor. 60 dakikalık grafikte bu noktaya dikkat. Yani buradan bir e, aşağı yönü kırılım olabilir mi? İhtimal dahil. Şu anda bakınız, yükselen kanal trendinde. Bakın şöyle bir hareket kırılım ve aşağı kırılım. Bunu takip edebiliriz. Henüz erken yani yol belirleme adına henüz erken diye düşünebiliriz buradan. Çünkü şöyle bakıyoruz. 1.12 arkadaşlar. Hatta bir tık altı. 1.11. Altına düşmediği müddetçe sıkıntı yok. Ama bu bölgenin altına düşer isek sıkıntı başlayabilir. RSI'ye bakalım. RSI'de sıkıntı zaten başlamış. Teknik. Satış diyor. Aşağı doğru gidebilirsin diyor. Saatlik grafikte. Evet. Bir geri çekilme ihtimali var. Kalıcı olur mu olmaz mı? Bunu zaman gösterecek. SLP. Yani SLP'de yine beğendim. Son dönemlerde takip ettim. Kripto paralardan. Bu da sorulmuş. Bunu da cevaplandıralım. Arkadaşlar baktığımız zaman günlük bazda SLP diplerde. Tekrar alalım şu şekilde. Evet, günlük grafikte diplerde. Bunu hep söyledik. Bakınız, görüntü bu. Benzerlikte kurduk daha önceki döneme bina. Bakınız, grafimizi şöyle sıfırlayalım. Yani şu bölgedeki hareketin benzeri olabilir. Konsolidasyon. Bakınız, yatay bir seyir ve buradan bir atak ihtimal dahilinde. Evet, şöyle bakıyoruz. Evet 562 destek. 1025 direnç. Bakınız benzeri görüntüler arkadaşlar. Yani buradan bir sert hareket görebiliriz. Bakıyoruz MA 50'mizin değeri kaç? 981. Evet. Yani 980 bin. Bu aralıkta bir kırılım takip edilmeli. Bu kırılıma göre yol alınmalı diyebiliriz. İşlem hacmi oldukça yükselmiş. Bu da güzel. Şimdi güzel olmayan ne arkadaşlar? Bir. Orada Ares sayın. Net bir şekilde bakın dipler daha yukarıda oluşmaya başlamış. Her ne kadar hissemiz yatay seyrediyor desek de buradaki görüntü yön yukarı gözüküyor arkadaşlar. Evet şimdilik 562.025 bu aralıklarını yapıyoruz takip ediyoruz. Kırılım yukarıya mı geldi? Evet yukarı geldi diyelim. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Mutlaka taşı gediğini oturtmak gerekir. Evet. Şimdi buradaki yukarıdaki direncimiz kaçmış ona bakalım. Evet. 562 arkadaşlar. Destek 1025 direnç iki katı. Ve 1515 0.15 yani 15 cent. Arkadaşlar teknik hedef bölgesinde. ben SLP'yi pozitif buluyorum. Yani hareket sert olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi bir anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone de olmayan değerli dostlarımız mutlaka kanalımıza bekliyoruz. Katıl butonumuz aktif durumdadır değerli dostlar. Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değil abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak 7/24 yüzlerce kripto paranın alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz